Başka ismi soralım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca. Ragıp Bey siz ne düşünüyorsunuz? Bir Türk-Yunan savaşı çıkması ihtimali var mı sizce? Evet, şimdi Yunanistan'ı ele aldığımızda özellikle Yunanistan'daki sağ partiler iktidara geldiğinde e, tüm iç politikasını ve dış politikasını Türkiye üzerine kurar. Tabii e, bugünkü bulunduğumuz e, uluslararası ortamda Yunanistan'ın e, e, Özellikle Mitsotakis iktidarıyla beraber bunu yapmasını kolaylaştırdı. Neden? Çünkü Türkiye-Amerika ilişkileri ve türkiye avrupa Birliği ilişkileri tam Yunanistanın istediği durumda. Amerika'daki gerek temsilciler meclisi gerekse senatodaki Rum-Ermeni lobisinin belki de en kuvvetli olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin İsrail'le olan ilişkileri nedeniyle Amerika'da belki de en azından kaybedilmiş bir Yahudi lobisi de mevzu bahisti. E, tüm bunlar Yunanistan'ın Türkiye'yi bir şekilde yalnızlaştırma, bir kenarda e, tutma e, ve Türkiye'ye yönelik e, özellikle savunma alımlarını, Türkiye'nin savunma alımlarını engelleme açısından bir avantaj sundu. E, tabii bu e, avantajı Yunanlılar e, özellikle... E, Acaba bu dönemde işte Adalar Denizi'ndeki ki kara sularını 6 mile çıkartabilir miyiz ya da hani kendi adlarına uyguladıklarını ama Türkiye'nin her zaman bozduğu işte hava sahasını 10 mil uygulama gibi bir durumu kara suları'nı da 10 mile çıkartma gibi bir durumla bir şans yakalar mıyız düşüncesi oluyor. Bir de tabii Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin belli kazanımları var, özellikle Rusya'nın Ukrayna işgaliyle beraber. E tüm bunlar birleşince Yunanistan'ın her türlü provokatif hamleleriyle karşı karşıya kalan da bir Türkiye var. Tabii iş söylemsel anlamda baktığınız zaman bir farklı noktaya götürüyor çünkü işte Sayın Cumhurbaşkanının bir gece ansızın gelebiliriz cümlesine Miçotakis'in gece değil gündüz gelin güçlü kim görürsünüz cümleleri. Bunlar dış politik anlamda gerçekten esasında sert cümleler. Hani eğer iki ülke NATO üyesi olmasa, aynı ittifak içerisinde yer almasa, belki de hani gerçekten o ansızın gelme hikayesi bir icraya dökülecek ve bir savaş çıkma ihtimali oluşacak. Fakat şöyle bir durum var. İki tane bat, Batı'daki iki ülke, NATO iki ülkesinin bir savaş e, içerisine girmesi, baktığınız zaman e, NATO içerisinde ne Amerika tarafından ne de Avrupalı üyeler tarafından çok tercih edilecek bir şey değil. Bunun iki temel nedeni var. Birincisi de birincisi Rusya'nın e, özellikle 2008'den itibaren NATO genişlemesine yönelik saldırgan tutumu, işte bunun son noktası da Ukrayna oldu. Ama bütün bunların yanında hala enerjide ve tahılda Rus bağımlılığının devam etmesi ki bunun da çözümü öyle kısa periyotlarda olabilecek bir şey değil. Bu açıdan baktığınız zaman bir de iki NATO üyesinin birbiriyle çatışması durumunda NATO içerisindeki üyelerin hangi taraf üzerinde bir pozisyon alacağı var. NATO'nun gerçekliğinin sorgulanacağı bir durum ortaya çıkacaktır. Çünkü artık bir ittifak olarak anılmayabilecektir. Çünkü iki ittifak üyesinin savaşması demek NATO'nun temel felsefesine de tamamen aykırı olacaktır. İşte bu açıdan baktığınızda, ee, Yunanistan'la Türkiye'nin savaşmasını e, bekleyebilecek isteyebilecek e, bir e, Batı üyesi e, bulunmuyor açıkçası bunu net olarak söyleyeyim e, bu süreç içerisinde işte Yunanistan'da e, seçimler var ama Türkiye'de de seçimler var söylemmen e, iç politik yansımasını düşünerek yapıldığını düşünüyorum söylemsel anlamda bu e, burada tabii Türkiye'nin elinde temel kozlar var ki son Yunanistan'ın s lerle NATO görevi yapmakta olan Türk F-16'larını kitlemesi esasında bunu tam tersi olduğunu düşünseniz de ortalık yıkılırdı. Yani Türkiye'nin S-400'lerle Yunan F-16'larını kitlediğini düşünün bir NATO görevinde gerçekten ortalık yıkılırdı. Türkiye'ye yönelik baskıları inanılmaz boyutlara ulaşabilirdi. Bunların da olmadığını görüyorsunuz. Çünkü şöyle de bir şey var. Birincisi S-300'lerin faal olduğunu herkes görmüş oldu bu açıdan. İkincisi bir Rus silahının ya da Rus savunma sisteminin Yunanistan gibi bir NATO üyesi tarafından da kullanıldığını herkes görmüş oldu. Üçüncüsü bu sisteme radarına Türk uçaklarının yani NATO üyesi bir ülkenin uçaklarının Hasım koduyla e, nitelendirdiğine de herkes görmüş oldu. E, bu açıdan baktığınız zaman söylemlerin dışında Türkiye'nin e, özellikle NATO ve Birleşmiş Milletler nezdinde e, temel girişimlerde bulunması gerektiğini düşünüyorum. E, birinci nokta NATO'nun Atlantik Konseyi en üst siyasi organdır. Bunu Türkiye tarafından hemen toplantıya çağrılması lazım. E, bu çünkü e, Yunanistan'ın bu hareketi tamamen düşmanca bir hareket. Ee, ve bunun e, nedenleri ya da e, bir şekilde Yunanistan'a bir hesap sorulacaksa bu yöntem kullanılmalı bir noktada. İkincisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni e, toplantıya çağırmak var. 1976'da Yunanistan bunu yapmıştı. E, bu yapılabilir Türkiye adına bu hasmane tutum açısından. Tabii bence hani tarihten e, ders alma ifadeleri yerine ee, 1995 yılında e, Millet Meclisi kararı e, tekrardan Yunanistan'a hatırlatılması çok daha etken olacaktır. Ama tüm bu diplomasileri kullandıktan sonra aynı e, pozisyonla karşılaşıyorsanız, e, Kardak krizinde ne yaptıysanız, bir e, çünkü askeri bir unsur da bazen e, diplomasinin oluşmasında etkendir, aynı şeyi yapmanız gerekebilir. E buna da Türkiye hazır olmalıdır. Ama tüm bu söylediklerim e, iki ülkenin savaşacağı bir anlam taşımıyor. E, ama e, görüntü e, hani bir kıvılcımla bazı şeylerin olabileceği noktada ama bunun e, adını savaş olabileceğini açıkçası ben kendi adıma e, bir diplomasi tarihçisi olarak düşünmüyorum. Tabii Yunanistan'ın bu tip eylemlerinde e, Amerika'nın Yunanistan'a biçtiği rol de önemli hale geliyor. Rusya-Ukrayna krizi boyunca. Birincisi şu, Amerika'da çıkan yazılara baktığınız zaman Yunanistan'ı Avrupa Birliği'nin enerjisini götürebileceği temel geçiş ülkesi olarak gösteriyorlar. Ama İsmet'le Amerika'nın çekilmesiyle bunun çürüdüğünü söyleyebilir miyiz? Esasında söyleyebiliriz. İkincisi de Rusya-Ukrayna krizinde ee, özellikle Ukraynaya yönelik yardımların e, işte buradaki Amerikan üsleri vasıtasıyla yapılması durumu var e, bu, bu açıdan Yunanistan'ı önemli kılan bir nokta var ama e, Türkiye'yi de bu, bu önemi kıracak bir e, ara buluculuk girişiminde bulunuyor Ukrayna Rusya krizinde e, İşte bu 120 günlük tahıl anlaşması e, e, işte Putin'in de söylediği gibi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de söylediği gibi, Türkiye üzerinden oluyor. Bir de tabii Doğu Akdeniz'deki gazın özellikle şu anda mevcut gaz çıkartan iki ülkeyi düşündüğünüz zaman Mısır ve Suri e, İsrail'in e, bu iki ülkenin e, Avrupa'ya ulaştırılacak bir enerjisinde Türkiye merkez ülke konumu taşıyabilecek e, çünkü en yakın ve en ucuz rota burası. Ama bütün bunların yanında yine Orta Doğu'dan gelebilecek, Türk dünyasından gelebilecek enerji kaynaklarının rotası da Türkiye üzerinden gidiyor. Bu da Yunanistan'ı bir şekilde Türkiye'yi baskı altına tutmak adına bu tip provokatif eylemler yönelmesine neden oluyor. Yani rekabetin, özellikle uluslararası rekabette Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna kriziyle bir adım önde olmasını görmesi bir şekilde Türkiye'yi baskı altında tutmasına neden oluyor. Tabii yine söylediğim gibi Biden gibi Rum lobisinin vasıtasıyla siyasette yükselmiş kendine Biden Apollos denilen bir Amerikan başkanında da siyaseten arkalarını almaları ve temsilciler mecliste senatoda Türkiye karşıtlarının bu kadar yüksek olması ee, Yunanistan'ın en azından e, bu noktada aynen Müctukis'in dediği gibi bizim arkamızda çok daha e, fazla müttefik var e, söylemine neden oluyor. Sayın Kutay çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler kriz henüz yatışmış değil. Ee, başta Çavuşoğlu olmak üzere dışişleri bakanı Çavuşoğlu olmak üzere e, krizi de yani krizi büyütmek için değil ama üzerine su da dökmüyorlar ama bu krizde de görmezden gelmiyorlar. Artık canımıza tak etti mesajlarını da veriyorlar. Çavuşoğlu da çeşitli açıklamalar yaptı. Hulusi Akar da Yunanistan'a ben ona Hulusi Akarizm diyorum. Tatlı tatlı uyarıyordu. Ya yapmayın bak bizim bu kadar büyük ordumuz var, bu kadar büyük e, hava kuvvetlerimiz var. Hani yarın bir gün savaş çıkarsa orada kalırsınız. Bir de tarihe bakın. Tarihte de başınıza neden geldiğini ders alın diyordu. E, onlardan da e, anladığım kadarıyla şu ana kadar Yunanistan bir ders almış değil. Herhangi bir şey çıkartmış değil. Hulusi Akar da açıklamalarına devam etti. Bu arada bir çıtakıs dedim ya her önüne gelene Türkiye'ye şikayet ediyor. Bunlardan bir tanesi de Fransa'da. Fransa lideri Macron'la görüştü. Görüşmanda da ilginç anlar oldu. Macron'un not kağıtlarına bakıyordu. Şöyle bir ne yazmış heren diye. O da bayağı bir bu haftanın konuşulan konuları arasında. gördüğünüz bu görüntülerde olduğu gibi. Sevgili seyirciler çok kısa bir ara, ara verelim. Ardından Putin dünyaya meydan okudu. Gazınızı keserim, gıdanızı keserim dedi. Ne anlama geliyor? Kısa bir yandan sonra bunu konuş